Günaydın arkadaşlar, günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar olsun. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Allah iyilikler, sağlıklar versin. Rabbim güzellikler versin. Evet arkadaşlar, bugün pazar. Bugün benim çoluk çocuk yanımda. Koca torun da yanımda. Akşamdan beri benden börek istiyor bu. Geçen hafta istemişti. Geçen hafta da börek, yani balık götürmüşler, balık yaptık. Haftaya yaparım oğlum diye söz verdim. Bedirhan, şuna yastık ver, otursun bir yere yatsın. Hadi bu hafta söz verdim, hani hafta sonları geliyor bu. Şey, okuldan beri buraya geliyor. Cumartesi, pazar günü akşam annesine gidiyorlar. Yaparım oğlum dedim, ben söz verdim. Bugün sabah kalktım, hayvanlara baktım. Hayvanlara baktım ben de. Unumu eledim. Şöyle. Unumu yoğuracağım. Bir yandan da kıymamı koydum. Kıymam da bir yandan kavrulurken onu, hamurumu yoğurayım dedim. Ondan sonra da içimi hazırlarım. Kahvaltı yapıncaya kadar, kahvaltıdan sonra hemen yaparım. Bunlar erken gidiyorlar evlerine. Bugün malum pazar, banyo manyo yapıyorlar. Yarın okula başlıyor diye. O yüzden erken başladım. Evet arkadaşlar, ben bugün yine kıymalı saç böreği yapacağım. Buyurun hep beraber yiyelim. Bugün burada, bugün de pazar tatil. Bedenim dökecek. Yat. Evet arkadaşlar, ben hamurumu yoğurayım, katığımı yapayım. Görüşürüz inşallah. Buyurun. Evet, yılımızın ilk karı yağdı arkadaşlar. Dün yağdı, bugün eridi. Dün Zümrüt biraz kartop oynadı. Karın oynadı, bugün hasta oldu. Gece ateşi çıktı. Ateşlendi bugün. Bugün yatıyor, ateşi var bugün. Kızıma nazar değdi, güzel kızıma benim. Gelibom görüyorum dedi. Daha abur cubur yavrum sabah kalkınca abur cubur şeydi. Bugün hiç aramıyorum. Ama sen yemiyorsun bunu. Aşkım abur şey gelibom yeme sabah sabah bak. Karnın duysun. Bak kahvaltı yapacağız, ondan sonra ben size börek yapacağım. Evet, hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Bu dinlensin. Dinlenince kadar ben de kahvaltımı ederim. Bir yandan katığım soğanını doğrarım. Kıymam kavruluyor. Ondan sonra katığını yaparım. Değerin için çek için. Ela, bunu kapatırsan. Allah ağzını kapatalım. Ne oldu ki?
arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Ne yaptınız? Ne yaptınız arkadaşlar? Kahvaltınızı ettiniz mi? Vallahi biz kalktık. Ben çay suyu koydum. Çay kaynadı. Çocuklar indiler kahvaltı hazırlamaya. Çay kaynadı. Çay demlediler. Kahvaltı hazırladılar. Kahvaltıya oturduk. Kahvaltıdan sonra ben zaten börek yapacağım demiştim. Ondan sonra işte kahvaltıya oturduk. Zümrüt kırışıyor. Ateşi çıkıyor. Boğazları şişmiş. Bir tarafta. Ondan sonra o şey yatıyor. Dedesi dün işe gittiydi 4'te. Bugün saat 1'de geldi. Dedesi geldi. Dedesine nazlanıyor. Dede ateşim geliyor. Dede boğazlarım ağrıyor. Ondan sonra sulu sulu ağlıyor. Ondan sonra o bir yandan ağlıyor. Dedesi ondan beter. Yüz göz karman karışık. O hasta zaten grip mi artık ne olduğu belli değil. Artık kahvaltı ettik arkadaşlar. Oğlanla geline dedim. Kız da buradaydı. Bunları dedim hepsini dedim, toplayın. Doldurun arabaya dedim. Götürün nereye götüreceksiniz? Serum mu yedireceksiniz? İğne mi yedireceksiniz? Nereye götüreceksiniz? Götürün benim başımdan sağlamlaştı da getirin dedim arkadaşlar. Biri mizil mizil sağımda mizil 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 diye, biri solumda burun burun buruşuyor. Ona öyle buruştukça benim elim kolum bir iş tutmuyor. Gelinle oğlan kızla beraber üçü. Büyük torunla ben de gideyim anne dedi. Git hadi sen de git dedim. O da gitti. Hepsini doldurdum arkadaşlar, yolladım hastaneye. Gittiler valla artık. Özele mi gittiler? Devlete mi gittiler? Artık nereye gittilerse devletler doluymuş. Tıklım tıklım ağzına birlik. O günü ben de gittim. Gerçi yani hakikaten de çok dolu şeyler devlet. Zaten özeller de öyledir gerçi de. Ağzına birlik dolu şeyler, hastaneler. Yani millet hastalıktan zaten kırılıyor. Zümrüt dedesi geldi. Dedesi gelince temelli hastalanmaya, incilenmeye, nazlanmaya başladı. Ondan sonra artık hepsini gönderdim arkadaşlar. Siz dedim gidin. Ben sıramı, işimi dedim yaparım. Ondan sonra işimi toplayıp çapladım. Mutfak karman karışıkmış. Kahvaltı hazırlarken mutfağa canları sağ olsun bir soğuk kahvaltı hazırlıyorlar. Mutfağın birden ötesi karman karışık oluyor. Mutfağa derdim topladım arkadaşlar. Korsemi taktım bakın. Aslında yemin ederim ben de şeyim yani sağlam değilim. Ama çok şükür Allah'ıma bin kişiler olsun ki ne. Ben yani bu kolay kolay şey yapmıyorum. Şuram ağrıyor, buram ağrıyor demiyorum. O günü gittim ben de bir serum yedim de geldim. Belim tutuldu. O zaman da ben işte korse takıyorum. Korsemi taktım belime. Ondan sonra mutfağımı toparladım. Gittim bir ineğimin önüne arkasını süpürdüm. Bir yemin döktüm. Bağırıyorlardı. Eylül'ü uyuttum arkadaşlar. Şimdi hamurumu yoğurdum. Hamuru oraya kapattıydım. Ondan sonra şimdi katığını yapıyorum. Şimdi gidip sacı yakacağım. Beraber arkadaşlar hem sizinle sohbet edelim. Hem de ben işimi yapayım. Onlar da elbet erdik. İyi mi onlar? Yoksa temelli daha kötü mü onlar dediler. Gittiler arkadaşlar. Onlar da gittiler, gelirler şimdi. Yani hastalık çok kötü bir şey arkadaşlar. Çok bir pis hastalık yani. Bir değişik bir hastalık. Yani insan eklem yerleri sanki kırılıyor, dökülüyor. Ağrıyor her tarafı. Yani yani büyük insan dayanamıyor. Çocuk nasıl dayansın? Hani Zümrüt yavrum aslında normalde kolay kolay değme şeylere o hastayım demez de. Demek ki çocuğu fazla bir işetti ki ne? O yüzden bir de boyuna ağlıyor arkadaşlar. Sulu sulu bir şeyin ağrıyor mu? Ateşin var mı diyorum. Ağlıyor. Bir yerin ağrıyor mu diyorum. Ağlıyor. Ondan sonra dedesi gelince temel sulanmaya ağlamaya başladı. Dedesine nazlanıyor. Dedesiyle beraber, hepsi beraber toplandılar, gittiler bakalım. Onlar gelinceye kadar elbet ben de Eylül'de uyuttum. Eylül'de gelinceye kadar. Sırasıyla işimi yaparım arkadaşlar.
Allah sağlık sıhhat versin arkadaşlar. Sağlık sıhhat olmayınca yani hiçbir şeyin önemi yok. İsterse dünyalar senin olsun, dünya malı senin olsun, yani yatların katların olsun. Yeter ki sağlığın olsun, yavan ekmeğin soğanı olsun. Yani sağlık çok önemli. Sağlık olmayınca hiçbir şeyin önemi yok. Yani yatalım kalkalım, sağlığımıza dua edelim. Sağlığımıza özen gösterelim arkadaşlar. Sağlık olmayınca hiçbir şeyin önemi yok. Dedemiz dün işe gitti 4'te. Bugün pazar olduğu için orada çalışan olmamış, yokmuş. Çalışan olmayınca hani bekçiler dönüşümlü olaraktan bu 1'de geldi. O da öbür bekçi de işte geldi. O da artık hani Ayşem'e kadar da bugün pazar olduğu için çalışan olmadığı için artık dede bugün gidebilecek mi gidemeyecek mi, saat 12 ne zaman gidecekse bilmiyorum artık, ne yapacaksa da gitti. Ne yaptınız arkadaşlar? Kahvaltılarınızı ettiniz mi? Gezmelere mi gittiniz? Biz gibi hastanelere mi gittiniz? Ne yaptınız bakalım Allah'ım? Allah'ım herkeslere sağlık sıhhat versin. Oralara eksik etmesin. Oralara düşünmesin. Rabbim kurban oldum Allah'ım. Gerçekten yani hastanelere girecek gibi değil. Yani çok fena felaket. Millet hastalıktan kırılıyor. Öksürükten, tıksırıktan dediği gibi. Hapşuruktan. Ne bileyim ben nasıl bir şeyse yani. Arkadaşlar böbreklerimi üşütmüşüm herhalde. O günden beri korse takıyorum belime. Yani çok şükür. 2 gün böyle sıcak su torbası koydum belime. Sıcak su torbasıyla gezdim. Ondan sonra hastaneye gittim. Serum verdiler. Serumdan ne bileyim hiç yani bir şey böyle anlamadım hiç. Demek üşütmeden oluyor. Aranın şeyim artık neyse. Millette bir hastalık kırılıyor. Ben musluktan çıkardıydım birazdan kahvaltı ederken koyduydum arkadaşlar kısık ateşe. O ağır ağır kavrulmuş. Soğanla doğradım. Hamurum da kabarmış bu arada. Aslında kabarmasını beklemiyordum. Hani hemen yoğurunca fazlıyordum. Ama ne yapalım? İşimi bitiremedim ki ne? Her iş bana kalınca hamur kabarmış artık, bir yok kustudum. Soğanım ben ne yiyemem arkadaşlar, sütünde kokar diye. O yüzden soğanları, sarımsakların kabuklarını çöp atayım. Yani başka şeyler ziyan etmeyeyim, neye vereyim de. Soğan, sarımsak kabuğu sütüne kokar diye onları vermiyorum.
Katığımı yaptım arkadaşlar. Şimdi de hamurum fazlaya. Katığımı şöyle göstereyim size. Bakın katığımı yaptım. Çok güzel bir katık oldu. Katık deriz biz arkadaşlar yani. Hani iş deriz, katık deriz. Biz katık deriz yani. Artık her yerin neresi, siz ne dersiniz bilmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Katığımı yaptım. Onu oraya soğumaya bıraktım sosunu. Ben de o zamana kadar pazımı yaparım. Onu sonra ateşi yakmaya giderim. Ateşi yakarım sadece. Ondan sonra ondan gelinceye kadar elbet artık biraz yaparım. Pişiririm, pişiremezsem yengemi çağırırım. Bugün saça koyacağım şeye. Saçta pişireceğim yani. Dışarıda. Evde pişirmeyeceğim yani şey dışarıda saçta yapacağım. Odun ateşinde. Katık dedim mi diyorum. Katık deriz, iş deriz arkadaşlar biz. Hani sizler ne dersiniz bilmiyorum. Her tarafın yöreni, çevresi, şeyleri ayrıdır konuşması. Bazen takipçilerimden bana soruyorlar arkadaşlar. Soranlar var. Birkaç tane öyle. Abla sen nerelisin? Abla sen Sinoplu musun? Sinoplu'ya benzettim diye. Değerli arkadaşlarım bazen hani kardeşlerim soruyorlar. Merak ediyorlar herhalde ki yani şivre. Valla şivrem yani nasıl bilmiyorum yani nasıl şey diyorsam. Ben aslen Ankaralıyım arkadaşlar. Aslen Ankaralıyım. Babam memleketim doğma büyüme Koçhisar. Ben kendim doğma büyüme Ankaralıyım. Ankara'da doğdum büyüdüm. 19 yaşımda evlendim. 60 yaşındayım. 40 seneden beri de burada Zonguldak Ereğli'de burada evli yani buradayım. 40 seneden beri de buradayım arkadaşlar. Yani o 20 senem Ankara'da geçti. 19 sene yani pardon. 20 diyelim. 20 sene Ankara'da geçti. 40 sene burada geçti arkadaşlar. Yani oranın şivresiyle buranın şivresi biraz ikisi yani şey diyor. Bizim oranın hani konuşmaları biraz öyle yani şey konuşurlar böyle hani diline bastırıyor gibi sanki böyle öyle konuşurlar. Burası da kıvrak konuşuyor arkadaşlar. Mesela hani kıvrak diyoruz. Burası da kıvrak konuşuyor. Benim şivre biraz oradan almış, biraz buradan almış. İkisi karışınca ne oluyor? Yani iki taraftan da yani çünkü doğduğum yerden çok yani doyduğum yerde kaldığım için o yüzden buraya daha çok yani şivre bu tarafta daha çok şey diye. O yüzden merak edenler arkadaşlarım, kardeşlerim için söyleyeyim. Ben doğma büyüme Ankaralıyım arkadaşlarım. Aslen yani ama burada evliyim. Burada çoluğum, çocuğum, torun, torbam yani çilimi burada attım. O yüzden rahmetli 2 numara abicim vardı benim. Mekanı cennet olsun. Nurlar içinde yatsın abim. Böyle şimdi mesela muhabbet esnasında bir şeyler hani konuşuyoruz ediyoruz ya. Konuşurken derken şimdi ben bir şey anlatıyorum yani. Şimdi bir şey anlatırken abim de şimdi beni yani dinliyor ama demek ki ben biraz hani kıvrak konuşuyormuşum. Bir şey anlamıyormuş yani. Rahmetli mekanı cennet alsın abim benim nurlar içinde yatsın. Canım abim benim. Derdi ki de bana bacım derdi bak tek tek anlat anlayayım derdi yani. Yavaş yavaş konuş tek tek anlat anlayayım derdi böyle. Rahmetli abicim benim o hiç aklımdan çıkmıyor arkadaşlar. Ondan sonra demek ki ne dedim ben dedim yani demek ki dedim biraz hani kıvrak konuşuyor. O yüzden dedim beni dedim hani abim dedim ben yani şeyimi şey yapamıyor. Onun için arkadaşlar çünkü burası yani Batı Karadeniz Doğu Karadeniz değil burası Batı Karadeniz. Yani burası Laz'da değil Kıvırcık. O yüzden yani burası hani biraz şey konuşuyor. Bizim o taraf biraz ağır konuşuyor. O yüzden yani ben şivreler yani birbirine şey de biliyor ama çok şükür elhamdülillah. Yani hepimiz de şeyiz. Hani aynı şeyin altında bayrağın altında Müslümanız çok şükür. Rabbim kurban olduğum Allah'ım bayrağımızı bir tek eylesin. Evet arkadaşlar yani her yerden her şeyden yani şivreler değişiyor fark ediyor. Dediği gibi yani konuşması mesela kimisi
Bizim orada mesela çocuklara, mesela küçük çocuklara çocuk bebe derler. Bizim burada uşak de, burada da uşak diyorlar. Uşak mesela. Ama ben mesela şimdi burada da burada şey diyorum, buranın diline uşak diye mesela. Bazı zaman da halen ağzından kaçırıyor mesela, uşaklar şöyle böyle değil ya. Yani onun için öyle işte arkadaşlar. Yani kimisi katık der, kimisi bilmem iş der, kimisi bilmem yani neden sizden işte aslında onun sonuçta hepsi yani herkesin bir dili var, herkesin şeyde her şey hepsi aynı yani sonuçta yani yaptığın şey aynı şey farklı yani dillerle. Geçen köye gitmiştik. Köyde de görümcemin kendine böyle şey lahmacun yapmış, çağırdı bizi de ya işte oraya gittik. İşte ben sordum hani Leyla dedim ben hani nasıl yoğurdum hamuru falan diye bana anlatıyordu. İşte şunu şöyle yaptım böyle yaptım yenge dedi. Bıdıklarında dedi küçük dedi gayet dedi küçük tutuyorum dedi. Bıdık ne kız dedim ben. Bıdık da bu yumaklarına diyormuş. Biz de bunlara bizim orada pası derler. Hani burada da yumak yani pası deriz. Kimisi yumak diye. Yani öyle. Kız bıdık nereye dedim ben bıdık dedim ben. Bıdık ne dedim ben? Ya başladık gülmeye. Yani hani diyeceğim. Öyle işte arkadaşlar. Sene oldu arkadaşlar. 40 sene bu Ağustos'ta 40 sene oldu ben buraya geleli. 60 yaşıma girmişim işte o günü çocuklar Allah razı olsun çoluk çocuk. Doğum günü yani ben doğum günü kutlamadığımız, bilmediğimiz, etmediğimiz için, alışık olmadığımız için çoluk çocuk yetiştikten sonra Allah razı olsun hatırlıyorlar. O gün işte kapıyı açtım tam. Gelinler, kızlar pasta almışlar. Ondan sonra çiçek almışlar. Neyse kapıyı açtım. Hep beraber geldiler. Allah razı olsun çoluk çocuk. Yani hatırlamışlar, geldiler, dediği gibi kutladı. 60 yaşıma, 64 doğru 60 yaşıma girmişim. Evet, 40 seneden beri burada 5 tane çocuk var Allah. Rabbim kurban olurum Allah'ım. 5'i bir yerdeki 5 tane çocuğum var. 4 kız, 1 oğlan. Hepsi de evliler. Oğlan en küçükleri. Oğlan en küçük, o da evli. Kız torunlar, iki tane kız Zümrüt'le Eylül onlardan. Allah'ıma bin kere şükürler olsun ki ne. Allah herkeslerin evladını, herkesi Rabbim kurban olduğum Allah'ım. Hayırlı evlatlar nasip eylesin. Allah'ım herkesin evladını, hani herkesin evladı kendine. Allah'ım hani gaz yavrusu bilene kendi yavrusuna yavrum demiş. Hepsinden yani. Her şeyden değerlidir. Her şey, herkesin evladı kendine arkadaşlar. Herkesin şeyi. Allah razı olsun. Ben evlatlarımdan çok memnunum. 4 kızım var. 4 tane 4 kız, 1 oğlum var. Oğlum da evli. Gelin kızlarım da evli. Allah razı olsun. Bir tane de gelinim var. Gelinimden çok memnunum. Yani hiç yani 5 sene olacak. 5 seneden beri yani daha yani birbirimize yani çok şükür. İnşallah Allah'ım böyle gider. Yani birbirimize daha bir hiç yani bir şeyimiz yok. Yani İnşallah yani sonumuz da böyle gider. Hani duyuyoruz, görüyoruz dediği gibi gelin görümce, gelin görümcele 4 tane kız var bende. Kimi duyuyorum ben mesela görümceleri istemiyorlarmış. Görümcelerin gelmelerini istemiyorlarmış evlere yani hiç çekmiyorlarmış dediği gibi. Benim gelinden Allah razı olsun daha benden habersiz. Abla iki gün geçti miydi gelmiyoruz, etmiyoruz. Niye gelmiyoruz? Arayı uzattınız, şey etmiyoruz, etmiyoruz diye. Yani saklan sakla gelin çay içelim, gelin şunu yapalım, bunu yapalım. Yani çağırır Allah razı olsun. Hani gelinler de öyle kızlarla beraber iyi anlaşıyorlar çok şükür. Daha ne olsun arkadaşlar şükürler olsun Rabbime. 4-5 tane çocuk var, 11 tane torun var dediği gibi. Allah'ım bin kere şükürler olsun. Allah herkese sağlık, sıhhat. Allah'ım hayırlı evlatlar, hayırlı torunlar, hayırlı gelinler, o damatlar nasip eylesin. Damatlarım da öyleler. Allah razı olsun. Hiçbirinden daha bir saygısızlık, bir terbiyesizlik görmedim. Anneden aşağı koymazlar. Her şeye karşılıklı arkadaşlar. Ben de onları severim deme lazım. Şimdi yani ben de onları şey derim.
Onlar bana yani saygısını göstermeseler ben de onlara herhalde sevgimi göstermem. Her şey iki taraflıdır. Ben de onları severim yani. Damadımın bir tanesi yeğenim oluyor şey yani. Rahmetli abim işte dediğim hani kıvrak konuşan dediğim abimin oğlu. İzmir'de. Onu da gelin işte kızım biri. İyiler yani Allah'a şükürler olsun ki ne. Herkes kendi külünde eşelenip gidiyor arkadaşlar. Allah kimseyi kimseye muhtaç eylemesin. Rabbim kurban olduğum Allah'ım. Öyle arkadaşlar. Kusura bakmayın çenem düştü herhalde. Öyle hani arkadaşlar merak etti diye söyleyeyim dedim işte. Hani kimisi şimdi o gün yorumcunun bir tanesi yazmış. Teyze nerelisin? Sinoplu'ya benzettim. Ben seni annem tarafta Sinoplu diye. Hani artık konuşmamdan mı artık neden benzettilerse benzettiyse yani. Evet arkadaşlar, ben fazımı yaptım. Şimdi ateşimi yakmaya gidelim. Ateşimi de yakayım. Bakın fazlarımı fazla tuttum. Dün patates haşladıydım. Biraz da patates haşlanması var. Daha olmadı hani hamurum artarsa biraz daha ondan birkaç tane ondan yaparım. Birkaç tane böyle şeyli yaparım. Hani şeylik peynirli yaparım. Öyle böyle daha onu da artarsa onlar da birkaç tane ekmek yiyor, şey ekmek koyarım. Öyle böyle yaparız arkadaşlar. Evet. Ben üstünü örteyim şu hamuru. Evet arkadaşlar, fazlalarım yaptığımda her şeyi hazırladım. Aşağıya ateşi yakmaya gidiyordum. Anne soğuk dediler, dışarısı dediler. Güneş bitti dediler, evi yapalım dediler artık. Evde ben de hiç aşağıya taşımadım. Ben bir yandan yapıyorum, Ela da pişiriyor. Bir yandan da yiyorlar sıcağıyla. Evet, doyan masadan kalkıya gidiyor. Ela. Ela bunu çekiyor.
Tamam. Eylül. Gel hadi arkadaşlarım merhaba de. Arkadaşlarım merhaba de. Hadi merhaba de. Bay bay yaptı. Bay bay. Bay bay. Eylül. Aşkım. Dur. Eylül bay bay. Hadi bay bay yap hadi. Bay bay yap. Bay bay. Ablam hasta oldu de. Ablam hasta oldu de. Eylül bay bay. Hastalığa geldiler arkadaşlar. Dedeli kuzulu hasta oldu. İkisi de birer tane serum. Biri serum yemiş, birisi iğne yemiş. Karnında girdiler, içeride birer tarafta yatıyorlar. Dedeli kızıl ikisi de... Dedem bu akşam bir şey gidebilir mi anneanne? Bu akşam bir şey gidebilir mi? Nasıl gidecek abi? Bugün başa yarın gidecek abi. Bugün gidemez herhalde, yarın gidelim mi? Söyle patronuna, ben hastayım da gelemem de. Benim yerine başka birisi ne olur? Eylül hadi. Hadi. Ben Dile kızım, ben Dile. Dile, 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 Dile. Eylül, bak. Dönme, dönme. Başın dönecek, güzel oyna. Zümrüt de yine yapmışlar, dedesine serum yapmışlar. Serum da zaten çok azdı. Şu paket demem bitti. İlaç yemişler, ilaçlarını. Birer lokma bir şeyler yediler, ilaçlarını aldılar, yattılar arkadaşlar. Ne? Ne dedi? İlaç karıştırmışlar onun içine de. Etkisi olsun da. Ela, 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 ela. Abu. Çıkardı. O da üşütmüş herhalde mideyi. Hiç kır ya. Bay bay yap. Bay bay.
Hayır. Eylül. Her gün uyuyordu mu? Kaç saat bu? Bugün bu da uyumadı kardeşim. Hediye almış bunu. Bunu da böyle nostalji olarak koymuşlar masaya. Hani ışıklarımız yok diye değil, ışığımız birini söndürdüler. Güzel gözüksün diye. Benim büyük kızım hediyesi. Biz bu patatesli, kıymalı, peynirli, hangisini arzu eden arkadaşlar? Salatamızı da yaptılar. Gazozla çayımızı da demlediler. Evet arkadaşlar, buyurun hep beraber yiyelim. Bugünkü videomuzu da böyle kapatalım. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Yeni abonelerim var. Ellerine kollarına sağlık. Allah razı olsun. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Hoşça kalın. Aytem'in kanalına kalın arkadaşlar.